Evet arkadaşlar, şimdi ilk başta bir tane lastik yazısı var elimizde. Lastik yazıların haricinde bir de jant şeridimiz var. Şu an elimizde bir tane 0 Mondial 2023 Drift L var. Gördüğünüz gibi daha hiç şeyleri bile sökülmedi. Adına siz yetin, jelatinleri bile sökülmedi. 0 kilometrede. Şu an onları aldığımız aksesuar ürünlerini takacağız. Boş görünüşü bu şu anda. Evet ustam. Yüzeylerini öncelikle bir temizlik yapıyoruz. İlk önce dişleri söküyoruz. Yapıştıracağımız yere göre hesaplayarak da. Evet. Yüzeyimizi tutması için birazcık inceden bizim para alıyoruz. Çok fazla sert değil, inceden hafif hafif bastıra evet. Bastıra zımparalıyorsunuz. Pürüz dersin yeterli. Daha detaylı bir önceki videomuzda 150 NK motosikletimize yapmıştık. Oradan da bakabilirsiniz daha detaylı. Şu an biz genel olarak ne yaptığımızı gösteriyoruz. Bir de yapacağınız lastik yazısını karşı karşı yapmaya özen gösterin. Çünkü daha güzel durur. Yapıştıracağımız zemini önceden ayarlayaraktan yere dökülmemesi için temiz bir yüzeye koyuyoruz. Çok hafiften. Güzelce yediriyoruz değil mi usta? Evet. Köşeler özellikle yapıştırırsak, tutkallarsak açılmaması için daha iyi olur. Evet, dikkatlice elimize fazla yapıştırmadan yaptığımız mesafeyi ayararaktan ve jantla lastiğin tam birleşimi. İlk önce iç açıdan bastıraraktan yapıştırıyoruz. Varsa elimizde basacağınız şöyle sünger türü, bez türü kirlenmemesi açısından daha iyi olur. İyice oturması için bastırıyoruz. Özellikle şu iki başlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü başlardan atma daha kolay oluyor değil mi? Evet, baş alırsa açılır gider. Motorun dönme, tekerin dönme hızı, rüzgarı derken sıyrılır gelir.
Evet, lastik yazılarının sonuna geldik. Gördüğünüz gibi böyle duruyor. Şimdi jant şeridine yapıştıracağız. Ustam, ikisini de tam ortasına yapıştıralım. Ki dolu gözüksün. İlk başta yapışkanını çıkarıyoruz. Sonra yapıştıracağımız yüzeye geçiriyoruz. Ustam, diğer motora göre bunun jantı nasıl? Bunun jantı biraz daha Dar mı, geniş? yapıştırma oraktan diyorsan, tutma açısından diyorsan o biraz daha düzgün duruyordu. Bunun belli bir kavisli noktaları var. Yapıştırırken biraz zorlanabilirsiniz. 150 NK'lara göre Mondial Drift'in jantı biraz daha kavis. Şu aralarda da gördüğünüz gibi kavis kavis olduğu için yapışma ve tutma konusunda diğer motora göre biraz daha zorlayıcı. Zorlayıcı. Ama gördüğünüz gibi de lastik yazıları beyaz kırmızı gayet şık durdu. Yani motora bir yenilik kattı. Ekstra olan lastik şeridi vardı bir tane. O jant şeridi. Onu da böyle önüne yaptık, önüne koyduk. Bunu baştan şimdi çıkartmamızın sebebi yüklürken sıkıntı olduğu için çıkartmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Neyi usta? Şu şekilde dik olduğu için 90 derece gibi olduğu için bu yapıştırmada sıkıntı oluyor görmüş olduğunuz gibi şu an. O yüzden sağlamlaştıktan sonra burayı tuttuktan sonra dış yüzeydeki kaplamayı çıkarıyoruz. Kümesi daha kolay birbirine bağımlılığı kalmasın diye. Yani belli bir kısmı yapıştıktan sonra. Evet. Çünkü kavise biraz daha uyum sağlamış oluyor çıkarttıktan sonra. Her küçük kare kendi halinde kalmış oluyor. Kaçın olsa da tabii böyle yapıştırmak zorunda kalacağız. Kavisli olmayan jantlarda MT25 gibi bu işlem çok kolay. Zaten bunlar da MT25'in jant sticker'ı. İyice yapışsın diye herhangi bir şeyle, sert bir yüzeyle üstüne bastırıyorsunuz. Sonra diğer yüzeyi yapıştırıyorsunuz. Hepsini özenle tek tek yapıştırın ki sıkıntı çıkarmasınlar da atma yapmasın. Ve bunu uygulamadan önce jantınızı temizleyin. Pürüzsüz bir yüzey olsun. Tutması daha kolay ve daha kolay işlem yaparsınız. Değil mi ustam? Evet. Ne kadar temiz olsa o kadar tutma yeri temiz olursa iyi olur. Tozlu, yağlı herhangi bir şey olmamasına dikkat edin. İşlem tamam. Nasıl durdu ustam? Gayet şık, güzel durdu. Çantada bayağı bir görüntü sağladı. Arasındaki fark.
bugünkü modifiye serimizin sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi yeni yeni içeriklerle, modifiyelerle sizle birlikte olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.